Tarihi İpek Yolu üzerindeki başkent Ankara, yüzyıllar sonra bugün yeni bir deve kervanı ağırladı. Bir haftada beri bu develerle ben beraber gidiyorum. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Ankara'da devenin üzerinde. Arkasında iki deve daha var. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak mecbur kaldık. Böyle bir eyleme başvurduk. Develer İstanbul'dan yola çıktılar. Bugünkü durakları da başkent Ankara. Ama daha gidecek çok yolları var. Ayın 20'sinde Van'da olacaklar. Van'daki İpek Yolu Fuarı'nı tanıtmak için develerle yollara düştüler. Kızılay'da yürümek istiyorduk. İzin alamadık. İstanbul'da İminönü'nde, Galata Köprüsü'nde develerle dolaştılar. Ama Ankara'da valilik izin vermeyince kervan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bahçesinde mola verdi. Her şey bu yıl Van'da 17.si düzenlenen Van Asya İpek Yolu Turizm, Ticaret ve Sanayi Fuarı için. Birinci deve Sayın Başkanım yükünü bekliyor. Yükünü almadan mümkün de kalkamaz. Van'da çok acilen bir fuar ve kongre merkezine ihtiyaç var. Sen benim bir taraftan da Kayserili olduğumu unuttun yine herhalde. 2000 yıl önce bu develer doğudan batıya giderken boş gidiyordu. Batıdan doğuya gelirken dolu mu gidiyordu? Hani bunun yükü? Develer Ankara'dan yük alamadı ama destek aldılar. Sadece gündüzleri yürüyorlar. 1200 kilometrelik yolları kaldı. 9 gün sonra Van'da olacaklar. Yediriyoruz, içiriyoruz, bakıyoruz. Onların hiçbir sorunu yoktur. Sorabilirsin kendilerinden.